96 yıl önce 25 Nisan 1915'te Birinci Dünya Harbi'nin en pahalı muharebeleri Dilidolu Yarımadası kıyılarına yapılan çıkarma ile başladı. Denizden yapılan saldırılarda istediği sonucu alamayan Birleşik Filo çıkartma harekatına karar verdi. Böylece Alaburnu ve Cevap Bayırı muharebelerine başlandı. Bu muharebelerde Türkler 20 bin, İngilizler de 25 bin olmak üzere toplam 45 bin zayiat verilmiş. Cevap Bayırı muharebeleri İngiliz birliklerinin Koca Çimento'da Cevap Bayırı hattına yöneldiği taarruzla başlamış, müdakiben kanlı sırtla yönelen İngilizlerin teslim taarruzu başlangıçta baskı etkisi yaratmış ve İngiliz birlikleri Türk denizlerine girmeyi başarmışlardı. İngiliz birlikleri yapılan karşı taarruzla geri atlamamışsa da ilerleme olarak bulamamış, her iki taraf da bulunduğu hattı savunmaya geçmişti. 19. Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal İngiliz birliklerinin taarruzlarını durdurmuş, ayrı milli kuvvetleriyle John Bayırı Kurt Yeşili hattını tutmuş. 8 Ağustos 1915 Koca Çimento bölgesinde Yarbay Cemil noktasında toplanan 9. Tümen, diğer birlikler ve Anapartalar Müzesi Soğuz grubu komutanlığında bulunan Albay Tevzi emrine verilmiş ve bu birlik Anapartalar grubu adını almıştı. Cevap Bayırı'ndaki durumun hassas olduğunu Kuzey Grubu aracılığıyla 5. Ordu Komutanı'na ileten Albay Mustafa Kemal 8 Ağustos günü saat 21.45'te Anapartalar Grubu Komutanlığı'na atanmış ve 19. Tümen Komutanlığı'nı 27. Hay Komutanı Yarbay Şirte'ye bırakmıştı. 9 Ağustos 1915 saat 4.30 harp gemileri ve Arıburnu cephesi kuzeyindeki tüm kara topçusu Kurt Yeşili Jong Bayırı hattının rekerisini şiddetle bombardımana sönüyor göğsünün üstünde o aslan dedi. Ölüm indirmede gökler, ölüm kuşlukta değer. O ne müthiş tipini solunur enkaz beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, badilere, sağnak sağnak. Saçı orzun hapürünmüş de namert derler. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Karşılıklı siperler arasında mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulan hocasına şehit düşüyor. İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerlerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor. 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor. En ufak bir şekilde bile göstermiyor. Sarsılma yok. Uzayan savaş günlerinde başlangıçta birbirlerini öldürmeye ant içmiş askerler önce birbirlerine saygı, sonra da dostluk kurmaya başladılar. Go go go! Oh! Hey! I'm shot on my leg! Help! Help me! Yaptınız onu! Bas seni! Cease fire! Cease fire! Cease fire! Türk siperlerinden kalkan beyaz bayrak teslimiyetin değil, yüzyılın kahramanlarının cihan ordularına verdiği mertlik dersinin ifadesidir. Ölüm hiç kaçınılmazken bile düşmanın yarasını sardılar. Hani biraz evvel göğüs göğüse çarpmıştır düşmanın.
Manita uzaklardan kendilerini öldürmeye gelen düşmanı. Çünkü onlar ne düşmanı arkasından vuracak kadar namert, ne de tarihini saptıracak kadar yalancı ve nefret doluydular. Çünkü onlar insandılar. Çünkü onlar inancın yürekleriydiler. Çünkü onlar özgürlüğün neferleriydiler. Çünkü onlar Mustafa Kemal'in askerleriydiler. Gelişen durumlar neticesinde Anapart Ağır Grubu Komutanı Albay Mustafa Kemal 9 Ağustos 1915 günü karargahı ile Anapart Ağır Grup Komutanlığı'nın bulunduğu Çamlıtepe'de Don Bayırı'na 82 Tümen Karargahı'na gitmeye karar verdi. En yüksek kısımları geçirmiştir. Düşman ateş attı. Cokbayır tepesinden sonra Kurt geçişinde doğru boyun noktasını takip etmektedir. Düşman acil bölümüne Körde istikametini ateş altına alacak şekilde yönlendirmiştir. Kumandan düşmanın ilk davranışında bu bölgede yalnız 14 gün kadar vardır. Bu olay bir çok şehit verdiğinden şu anda dağılmıştır. 25. ve 64. alaylar Kurt geçidi güneyindeki boyun noktasında tamamen edildiler. Ancak muvaffak olamadılar. Hala 24. alay cephede düşmanla temaslanır. 23. alay cephe gerisinde ihtiyatlıdır. Resim sırtı bölgesinde de iki top mevzilenmiş. Mevcut durum bundan ibaret. Acele. Cepheyi takviye için intikale başlamıştı. Ancak 41. alayda henüz bir haber alamamıştı. Çocuk, Ankara komiseri albay Ayılar. Şafak'la beraber 23. alay Kuzeybatı'dan Güneydoğu'ya. 1. ve 2. taburları taarruf yönesinde. 3. tabur ihtiyatta. Asıl taarruf 1. tabur bölgesinde olmak üzere. Conkbayı, Şahin Sırtı istikametinde taarruzda Şahin Sırtı'nın güney yamaçlarını ele geçirecek. Emre verdiği 14. alay Mitralyon Fakalesi Kesin Sırtı'nın kuzey yamaçlarına beslenecek bir ateşlerini bu bölgede toplayacaktır. 28 ve 41. alaydan emin vereceğim. 41. alay taarruz edeceğimebilir. Ancak 28. alay taarruz olabilir. Hazırlıklar başlayın. Öyle başlayalım. Yanar artık ışıklar yurdunda gönlünce. Akar damarlarda o nabız senlerce. Adın dilimizde hece. Gün gün. Gece gece, yurtta söylenen artık özgürlük türküsünü. Özgürlük artık o, özgürlük artık Atatürk'tür.